Acaba neydi? Çıkardıkları gün hemen döndüğü Toptaşı tımarhanesinden Cabi Efendi'yi kabul etmemişlerdi. O vakit şuursuz geçen 4 sene zarfında tedahülde kalmış zekası milyonlarca beygir kuvvetinde bir elektrik fevvaresi gibi parladı. Uslu akıllı İstanbul'a geçti. Daha mahalleye gelmeden 4 senedir olup biten şeylerin esaslarını yolda tamamıyla anlamış gibiydi. Eve gelince oğlunu sordu. Odaya kazara bir dızdız girince tepesinde şarapnel patlamış gibi korkup dışarı kaçan bu kahramanın ihtiyar zabiti olduğunu, Irak cephesinde bir hücum taburunda bölük kumandanı bulunduğunu duyunca la havle çekerek gülümsedi. Sonra bir hafta kadar umumi vaziyeti tayinle uğraştı. Muhtelif semtlerde seyahatler etti, tenha sokaklarda gezdi, ücra kahvelerde oturdu, tekkelere girdi. Viranelerde yemek için ot toplayan kimsesiz çaresiz kadınlarla konuştu. Mücessem bir kimya muammasına benzeyen vesika ekmeklerine günlerce irili ufaklı pertavsızlarla baktı. Hatta bir gün tahlil ettirmeye bile kalktı. Gittiği meşhur kimyagerin baba dostuydu. Onun mahallede geçen çocukluğunu biliyordu. Evvelden biraz ahmaktı. Kerat cetvelini bir türlü ezberleyemediği için mektepte adını 5 kere 5 dübeş koymuşlardı. Şimdi İstanbul'un en büyük, en muhterem bir alimiydi. Ekmeği iyice muayene ettikten sonra bunun içinde bir şey var. Var evet var ama ne acaba dedi. Cabi Efendi siz söyleyiniz oğlum ne var deyince birden bir şey değil cevabını aldı. Şaşırdı, sol gözünü kırparak sordu. Ne dediniz bir şey mi değil? Evet bir şey değil bir şey değil birçok şeyler var. Mesela birincisi buğday, ikincisi arpa. Sonra daha neler var? Meşhur kimyager bu sualin karşısında hakikati inkar olunmuş bir zahit gibi doğruldu. Haşa bir fiske buğday unu yok diye haykırdı. Elindeki siyah kütleyi eviriyor, çeviriyor, şaşırıyordu. Cabi Efendi bu zengin sanatkara vesika ekmeğini daha ilk defa mı gördüğünü sormaktan kendini men edemedi. Onun seferberlikten beri ekmekleri hizmet ettiği hastaneden aldığını, şimdiye kadar hiç vesika ekmeği görmediğini duyunca daha beter şaşırdı. Vatandaşlarının her gün geveleyip geveleyip de yutmaya çalıştığı şeyi göremeyecek kadar kendisiyle meşgul olan bu alim, şüphesiz mutaassıp bir iş bölümü mütehassısıydı. İtirazdan çekindi, içinden aferin koca dübeş sana diyerek kalktı, kaçtı. Müsrif zannettiği karısı evin hayatını kendisi yokken en akıllı adamlar gibi zamaneye uydurmuştu. Sofraya yağsız bulgur lapasıyla bol bol su konuyordu. Hafta başı idareyi yine eline alınca Cabi Efendi hiç bu listeyi bozmadı. Görmeden bir şeye inanmak mesleği değilken Hindistan fakirlerinin yıllarca bir avuç pirinçle yaşayabildiklerine artık inanıyor. Zahar insanı besleyen su olacak diyor. Sonra ilk ceddemizin sudan çıkma balık azmanları olduğunu iddia eden meşhur nazariyeyi hatırlıyordu. Gel zaman git zaman ama çok değil az bir müddet içinde Cabi Efendi parasızlığa, açlığa, çıplaklığa alıştı. Artık onun için tabii hayat yoksulluktu. İratlarından aldığı kağıt liralar eski gümüş çeyreklerin yerini bile tutamıyordu. Mahallenin en fakirlerinden daha ziyade fakirleşmişti. Muhit, telakkiler, kıyafetler hiç 4 sene evvelkileri andırmıyordu. Eski karanlık kahvehanenin isli peykelerinde eyyam ağaların namı verilen yeni türeme bir sınıfa semtten de birçokları karışmış, Şişli'ye göç etmişlerdi. Avrupa'da, Amerika'da olduğu gibi frankla, dolarla değil, raiç akçe lira ile birkaç defa arşı milyoner olan bu eyyam ağalarından tanıdıkları hep sefiller, ümmiler, ipten kazıktan kurtulmuş baldırı çıplaklardı. İki ev aşırı malul bir fakir ihtiyarın Abdülvafi isminde bir oğlunu tanıyordu. İptidaiye mektebinde abdesthane duvarlarına kötü şekiller çizdiği için kovulmuş, bir daha hiç okumamıştı. Tulumbacılık, sarhoşluk, dolandırıcılık mesleğiydi. Bir gece Samatya'dan sarhoş dönerken bir kireç kuyusuna düşmüş, yarı belinden aşağısı yanmıştı. Mahallece merhamet edildi, mazbata yapıldı. Birkaç ay gureba hastanesinde yatırıldı. Çıkınca yalancıktan rakıya tövbe etti. Semtin muteberanından bir mümeyyiz bey halini acıyarak kalemine 150 kuruş maaşla onu odacı almıştı. İşte tımarhaneye gitmeden odacı bıraktığı bu serseri herif şimdi bilmem ne zade namı altında İstanbul'un en büyük zenginlerinden biriydi. 10 parasız işe girmiş, aklı hayale gelmedik dalavereler çevirerek gizli siyah çetelerle, âli haydutlarla ortak olarak birkaç hafta içinde milyonlar kazanmıştı. Kahvehanede bulgur palas, şeker palas, fasulye palas diye şehrin dört bir tarafında yaptırdığı sarayları anlata anlata bitiremiyorlardı. Büyükada'da sürdürdüğü şahane hayat tıpkı mübalağalı bir peri masalına benziyordu. Kayserili imamın askerden tar dolma esrarkeş oğlu da
kolayını bulup bir fırın ele geçirmiş, 15-20 apartman sahibi olmuştu. Eski zenginler, eski muteberan, şimdi Fülsi Ahmer'e muhtaç zavallılardı. Eski zavallılar, cahiller, sefiller nasıl zengin olmuşlarsa bir takım aptallar, budalalar, ahmaklar da birer mevki sahibi olmuşlardı. Semerci Niyazi'nin sıracalı bir oğlu vardı. Küçüklüğünde gayet fena bir şeye alıştığı için her gece ellerini sımsıkı boynuna bağlayıp yatağına arkası üstü yatırırlardı. Hayatını ancak böyle kurtarabilmişlerdi. 20 yaşına girdiği halde daha salyasını sümüğünü toplayamıyor, kambur kambur dirseklerine kadar elleri pantolonunun cebinde, cami avlularında viranelerde dolaşıyordu. Harpten evvel iki lafı bir araya getiremeyen bu aptalın gayet mühim bir müessesede müdürlük mevkiini ihraz ettiğini duyunca Cabi Efendi kulaklarına inanamadı. Kalktı, söylenen daireye kadar gitti. Semerci'nin ahmak oğlunu gözleriyle gördü. Boş bir öküz gözünden daha boş, daha baygın, daha manasız, daha behimi gözleri eskisi gibi bakmasaydı onu tanıyamayacaktı. Evvelki sızkalığından eser kalmamış, tulum gibi şişmiş, yüzünü koyu kırmızı bir renk kaplamış, parıl parıl altınlar, elmaslar parlayan göğsüyle, kollarıyla, parmaklarıyla şık bir canlı kuyumcunun reklamına dönmüştü. Müessesede her şey, her şey, bütün işler onun elinde diyorlardı. Semtin namuslu, çalışkan, zeki, haluk, haysiyetli, âli mekteplerden diploma almış kıymetli evlatları ortada yoktu. Hangisini sorsa, ya Allah rahmet eylesin Çanakkale'de şehit düştü, yahut zavallı ailesini geçindiremedi, sattı savdı Anadolu'ya hicret etti, yahut da verem oldu yatıyor cevabını alıyordu. Evet, tanıdığı fazilet sahipleri ya badire içinde ölmüş ya ölmemek için ocaklarını dağıtarak uzak ufuklara kaçmıştı. Yahut da ölüm döşeklerine serilmişlerdi. Sanki 4 sene içinde korkunç bir kötülük salgını, bir fazilet kıranı tımarhanenin dışarısını yakmış kavurmuştu. Bildiklerinden aklı, namusu, hayası yerinde olanlar sade suya bulgurla meşhur kimyagerin nasılsa yalnız içinde buğday olmadığını anlayabildiği mahut vesika ekmeğine yatıyorlar, aç, perişan, bitkin, canlı iskeletler gibi meçhul bir akıbeti bekliyorlardı. Bu akıbet ne olabilirdi? Cabi Efendi bunu düşünemiyordu bile. Artık vakaların sebeplerini bulmak melekesini kaybetmişti. Görüyordu ki hadiselerle sebepler, vakalarla müessirler birbirine karışmış ve her şey karman çorman olmuştu. Fakat sakin durmayan muhakemesi kafasının içinde kendi iradesine asi, mini mini bir makine gibi işliyor, onun zihnine yine bir takım sebepler getiriyordu. Evet, harp ne kadar meşru olsa yine insanların hayvanlıklarına ait bir nevi hasletleriydi. Milyonlarca adamın birbirini ne kadar ulvi bir mecburiyetin sevkiyle olursa olsun başak biçilir gibi kitle kitle öldürmeleri sulh iştiyakıyla artık bütün dünya gazetelerinin alenen yazdığı gibi şüphesiz bir vahşetti. Bu vahşetin hakim olduğu, topun sedası gürlediği zaman aklın, mantığın, hakkın, vicdanın sesi susuyordu. O vakit hissiyat sahnesinde yalnız behimi bir galebe hırsı, bir kazanç hissi faaliyette kalıyordu. Bu hal yalnız harp meydanında değil, İktisat, ahlak, muaşeret meydanında da aynıydı. İktisat meydanında kapkapanın vur vuranın ar dünyası değil kar dünyası felsefesini kendine din etmiş bir takım ne oldukları belirsiz yamyamlar türemiş, her şeyin fiyatını %100 bin fırlatarak koca bir milleti siyah bir açlık, ölüm, kıtlık çemberi içinde inletmişlerdi. Ticaret ulu orta bir ihtikar işi olmuştu. Namuslu tüccarlar yavaş yavaş piyasadan çekilmişler, yapılan cinayetin dehşetini halktan daha vazıh görebildikleri için bazıları köşelerinde felce uğramışlardı. Dövüş meydanında meşru olan behimi hırs pençesini her müesseseye atmıştı. Bu müzminleşen umumi harbin şüphesiz zaruri bir neticesiydi. Cabi Efendi'nin muhakemesi ahlak, namus, haysiyet, insaniyet, merhamet kaydından azade serserilerin zengin oluşlarını tek bir sebebe atfediyor, fakat aptalların, ahmakların, hımbılların en mümtaz mevkileri nasıl ellerine geçirdiklerine bir kulp bulamıyordu. Acaba onlarda da hayvanlığın faik bir kuvveti mi var diyordu. Böyle fosforsuz, azotsuz, karbonsuz yaşamak, sade suya bulgur tertibi Cabi Efendi'nin zekasını söndürememişti ama biraz hafifletmişti. Yavaş yavaş uzaklardan, alemin ahvalinden gözünü çevirerek pek yakına kendi haline bakmaya başladı. Ev miskinler tekkesine dönmüştü. Ortalığı pislik götürüyordu. Karısı, kızları, evlatlıkları yerlerinden kalkamıyorlardı. Yataklarında inliyorlardı. Anadolu'ya hicretin de artık ihtimali yoktu.
Eskiden bir mecidiyeye kalkan arabaların bugün yolcu başına 10 lira istediğini haber almıştı. At, eşek, katır nesli sönmek üzeredir diyorlardı. Harp başladığı zaman 2-3 yaşında bulunan çocuklar bugün 7-8 yaşına girdikleri halde nasıl madeni çeyrek, mecidiye, ikilik, kuruş, metelik görmemişlerse biraz sonra atı, eşeği, katırı bilmeyen bir nesil türüyecekti. Maarif Nezareti büyük fedakarlıklarla müzeye gümüş bir sikke koleksiyonu tedarik edebilirdi. Fakat bu devirde bir hayvanat bahçesi yapılabilir miydi? Evet, artık at, eşek, katır yalnız edebiyatta yaşayacak, zümrüdü anka kuşunun yanında bir takım dört ayaklı masal hayvanları da peyda olacaktı. Fakat Cabi Efendi bu hicret imkansızlığı karşısında da meyus olmadı. Uzaklara gitmem, şöyle İstanbul'un civarında bir yere dedi. Bu kararı ona verdiren açlıktan ziyade şehirdeki halkın tahammül olunmaz bir dereceye varan terbiyesizliğiydi. Muhitin değişen, bozulan her şeyi gibi terbiyesi de berbat olmuştu. Her değişikliğe çabucak alışan Cabi Efendi işte yalnız bu umumi terbiyesizliğe alışamadı. Erkek, kadın, ihtiyar, genç, çoluk çocuk, bütün halk deniz tutmuş sarhoş tayfalara, bunak kaptanlara taş çıkartacak derecede küfürbaz kesilmişti. Eskiden kendisine sokakta bir şey soran lafa "Lütuf buyurunuz bey baba" filan diye başlarken şimdi bir karış piçler bile zavallıya "Ulan hödük bana baksana" diye hitap ediyorlardı. Hiçbir sebep yokken fena halde ağızlarını bozuyorlardı. Cabi Efendi muharebeden evvelki bir devri alem masrafını ederek İstanbul'un bütün civarını dolaştı. Makri köyüne, Ayestofanos'a, Kağıthane'ye, Beykoz'a, Terkos'a, büyük küçük çamlıcalara gitti. Ekecek birkaç dönüm yer, barınılacak bir çatı arıyordu. Münasip bir şey bulamadı. Kira malların asıl fiyatlarını birkaç defa aşıyordu. Fakat bunun bir zararı olmadığını hesap etti. Kendim ekerim, kendim biçerim, kendim yerim. Ne kadar pahalı olsa yine kâr diyordu. Kârın en büyüğü şehirden, kalabalıktan, ahvalini artık hiç görmek istemediği sokaklardan kurtulmaktı. Şüphesiz mahalleleri saran terbiyesizlik salgını kırlara taşamamıştı. Artık kuşlar da kelebekler de insana küfür edecek değil ya diye düşünüyordu. Yine bir gün ilk trenle Suadiye'ye inmiş, iki tarafına bakına bakına Bostancı'ya doğru yürümüştü. Evet, büyük bahçeli bir köşk tutmak da maksada kâfiydi. Vakıa denize yakın toprağın kuvveti yoktu. Fakat nasıl olsa yine yetiştirilecek bir şey bulunabilirdi. Güneşsiz, sümbülü havanın her tarafı hafifçe zümrütleştiren tatlı huzuru içinde bağları, ağaçlıkları daha yeşil görüyor, hafifçe esen rüzgarı derin derin kokluyordu. Tenhalığın ağır kibarlığı, sükûnu, zevki meyus ruhuna manevi bir deva gibi tesir ettiğini duydu. "Oh!" dedi. Kenarında yürüdüğü birkaç gün evvel yağan yağmurla temizlenmiş tozsuz şoseyi eğilip öpeceğe geldi. Burada her gün tek başına gezmek ne büyük bir saadet, ne büyük bir nimetti. Üstünde insanın haysiyetine tecavüz edecek bir terbiyesize rast gelmek ihtimali yoktu. Gazetelerde okunulmazsa bozuk dünyanın çılgınlığından gafil yaşamak mümkündü. Burada ufuk birbirlerinden uzak fasılalarla ayrılmış bahçelerin beyaz duvarları, hayata açılmayan panjurlarıyla sanki daima samimi bir rüya gören münferit köşklerin ebedi uykularıydı. Hele bu tenha yol. Etrafı tarlalarla çevrilmiş bu tenha, bu temiz, bu asil şose. Sırma dalgalı bir başak deryası üstüne kurulmuş geniş, tehlikesiz bir sırat köprüsüne benziyordu. Evet, bu köprü şehir denen kötülük, terbiyesizlik, fenalık cehenneminden insanı sanki ezeli bir sükût, bir necabet cennetine götürüyordu. Cabi Efendi elleri arkasında açık havanın hissiyatına verdiği galeyanla dalgın, mesut saatlerce yürüdü. Tarlaların ötelerine, nefti dağlara, sesi duyulmayan koyu lacivert denize tıpkı vezin bilmez bir genç şair gibi düşünmeden bakıyor, büyük bahçeli bir köşk aramak için buralara geldiğini bile unutmuş bulunuyordu. Birdenbire kulaklarını yırtıcı bir ses doldurdu. Wank wank wank. Hülyasından uyandı, karşısına baktı. Uzaktan bir otomobil geliyordu. 3 saattir tahayyüle daldığı için muattal kalan muhakemesi birikmiş mahpus bir süratle işledi. Otomobilin önünde bir şey yoktu. Niçin çalıyordu? Otomobil hem yaklaşıyor, hem daha acı, hem daha sık vanklıyordu. Acaba boru bozuldu da susturamıyor mu diye düşündü. Döndü arkasına baktı, yol bomboştu. Kendisinden başka kimse yoktu. Otomobil deli gibi haykırıyor, kendine doğru koşuyordu. 10 metreden geniş şosenin en kenarında belki 10 santimetrelik bir yer tutmuyordu. Mümkün değil, kendisi koca otomobile bir mani olamazdı. Sağ sol cihet takibi kaidesi yayalar için değil, atlar arabalar içindi. Otomobilin dinmeyen yaygırasını üstüne alınmaya mahal yoktu. Fakat niçin susmuyor hem üzerine geliyordu?
Muhakemesi bunun sebebini bulamadan otomobil yanında durdu. Bu küçük çapta bir arabaydı. Manevra aletini birdenbire ancak kazan kulpu kaşlarını görebildiği şık bir genç tutuyor, yanında uşak tavırlı bir herif oturuyordu. Tıpkı aheste bir ördek vakvanklamasının vezniyle sorulan, ''Ulan alçak kerata, sağır mısın söyle bakayım?'' sualini işitince, tepesine kulplarından kopmuş kaynar su dolu bir kazan devrilmiş gibi sarsıldı. Bu ne haksız, ne manasız, ne arsız bir tecavüzdü. Böyle bir tecavüze aldırmamak insanlığa karşı affedilmez bir küfür sayılabilirdi. İçinden, ''Ya bu rezili gebertirim ya da kendim geberirim.'' dedi. Yakın duran otomobile daha ziyade yaklaştı, gözleri tımarhaneye döndüğü gün gibi parlıyor, beyaz top sakalının üstündeki pembe tombulu yanakları titriyordu. Sola eğri burnunu yukarı kaldırdı, ağzını iyice yaydı. Küstah gencin sesini taklit ederek tıpkı bir ördek gibi vakvakladı. ''Ulan terbiyesiz maskara, sen kör müsün söyle bakayım?'' Otomobildeki genç, herkese istediğini söyleyip henüz istemediğini işitmemiş şımarık bir toy şaşkınlığıyla sarardı. Yanındaki herifle bir an birbirlerine bakıştılar. Genç sonra yine Cabi Efendi'ye döndü. Kalın kaşları açık alnına doğru yükseldi. Hint horozunun gagası altında kalmış bir ördek gibi vakladı. ''Niye yolun sağına geçmiyorsun? Ben araba mıyım be hey budala?'' Uşağa benzer herifle efendisi de bu sefer bir Çapanoğlu'na çattıklarını birdenbire anladılar. Cabi Efendi lörk gibi karşılarına dikilmişti. ''Sen beni biliyor musun?'' Cabi Efendi zaten hazır cevaptı. ''Biliyorum işte terbiyesizin birisin.'' dedi. Genç hiddetinden kendini kaybetti. Kalktı, sağ elini bir şey çıkarmak istiyormuş gibi pantolonunu arka cebine sokmaya çalışıyor. ''Bırak şu keratayı geberteyim, bırak bırak diyorum, bırak beni tutma.'' diye çırpınıyor. Uşağa benzer herif bütün kuvvetiyle kendini zapta çalışarak ''Merhamet buyurunuz beyim, affedin beyefendim, yapmayınız, bırakınız beyefendi hazretlerim, kusuruna bakmayınız, bunak bir kulunuz.'' diyordu. Cabi Efendi küstahlıkla dalkavukluğun bu mücadelesine bakarak gülümsüyordu. ''Bırak bakalım şunun tabancasını da göreyim.'' dedi. Siyah esvaplı uşağa benzer herifin kuvvetli kollarından kurtulamayan genç, otomobilin koltuğuna yeni zaferler kazanmış mağrur bir kahraman vakarıyla yıkıldı. Kalın kaşlarının altındaki baygın gözlerini sertleştirmeye çalışarak, ''Herif otomobilin kıçına bir kere bak da öğren.'' diye vakladı. Sesinde gayet müthiş, gayet korkunç bir tehdidin aksi gümbürdüyordu. Cevap beklemedi, neticenin sıfır çıkacağını tahmin etmiş bir riyazi sükutuyla yoluna yürüyordu. Arkasına hiç bakmadı. Bu bitmez tükenmez muharebe yalnız şehrin içinde mahallelerin değil, işte kırların ahlakını da bozmuştu. Hem kırın terbiyesizliği havası gibi pek sertti. Şehirde hiç olmazsa sebepli sebepsiz insanın yalnız haysiyetine tecavüz ediyorlar fakat öldürmeye kalkmıyorlardı. Cabi Efendi bir dakika evvel cennet gibi gördüğü yerlerden birdenbire ürktü. Kendisini insaniyet, medeniyet aleminden çok uzak, görünmez kaplanlar, kurtlarla dolu bir sahrada sandı. Birdenbire kırda yaşamaktan vazgeçti. Şehrin alışamadığı umumi terbiyesizliği hayat için daha emniyetliydi. İstanbul'a bir an evvel yetişmek için geriye geldiği tarafa döndü. Otomobil vanklamadan uzaklaşmış, ta uzakta yolun üstünde küçülmüş, kabahatli siyah bir köpek yavrusu gibi kaçıyordu. Cabi Efendi durdu, güneş olmadığı halde sağ elini alnına kaldırdı. Gözlerini ufalttı, dikkatle baktı. Kıçında hiçbir şey fark edemedi. Dön bak da öğren diye tehdit edildiği korkunç şey neydi? Mecmualarda resimlerini gördüğü İngiliz tanklarının kıç taraflarını gözünün önüne getirmeye çalışarak ''Top muydu, mitralyöz müydü? Yoksa yeni icat bir alev makinesi miydi?'' diyor. Dönüp de bir kere bakmadığına pişman oluyordu.